Merhabalar, 31 Mart yerel seçimleri gittikçe yaklaşıyor ve Mezopotamya Ajansı olarak kentin gündemini, Van'ın gündemini tutmaya başlıyoruz. Bugün konuklarımız DEM Parti Van Büyükşehir Belediyesi eş başkanı adayları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan. İkisiyle Van'ın sokaklarını gezeceğiz, Van'ın en temel problemlerini konuşacağız. Sorunları kendilerine ileteceğiz ve çözüm önerilerini alacağız. Sadece kentin ulaşımı, imar problemi ve diğer sorunları değil, aynı zamanda Van Gölü'nün kıyısına gideceğiz, Van Kalesi'nin yanına gideceğiz ve orada yaşanan doğa tahribatını, kayımın yarattığı yıkımı ve bugün içerisinde bu 8 yıllık kayım yönetimi döneminde belediyenin yaşadığı yıkımı kendileriyle konuşacağız. Bugün gün boyunca kendileriyle birlikte olacağız ve programımızda bütün soruların, kenti ilgilendiren bütün soruları kendilerine soracağız ve cevaplarını aramaya çalışacağız. Şimdi başlıyoruz. Şahane başkanım. Çok şükür. Vekile başkanım ben. Nasıl da kontinek? Patrik'ten Alex Bunu şey biliyorsunuz değil mi? Bu çok katlı otoparkı sonradan kayım atandıktan sonra burası milyonlara harcanıp şeye döndürüldü. İşte pasaja falan vesaire iş merkezi yapılacaktı. Bu da işte BDP Belediyesi döneminde DEM Parti'nin genelinde yapılanlar yapmıştı. Şeye çevirdiler. Çarşıya çevirdiler. Burayı çarşıya çevirdiler. Şimdi atıl durumda. Hiçbir şekilde kullanılmıyor. Mesela bunun durumunu hani bu binanın durumu ne olacak? Buradaki esnaflar, o binaların içindeki dükkanları satın alan insanlar da merak ediyor burayı. Yine kent meydanı yapılacaktı. Önde kent meydanı yapılmadı. Küçük bir bölümü yapıldı göstermelik olarak. Aslında sadece kapalı otopark meselesi değil. Bunun gibi birçok yapının hani rant alanına dönüştürülerek çok büyük paralar harcanarak halkın bütçesinin aslında büyük büyük bütçelerin harcanmasıyla böylesi atıl durumda olan çok fazla yapı var. Haliyle aslında çok da hani bizim dönemimizde yapılan ve kentin trafik sorununu çözmeye dönük iyi bir projeydi. Fakat siz de ifade ettiniz, kayyum süreciyle birlikte bir alışveriş merkezine dönüştürüldü ve şu an hiçbir şekilde kentin ne nüfusunun ne işletmelerinin bir akışının sağlandığı bir alan değil. Atıl durumda ve esnafların kendisi de mağdur durumda. Sadece bir beton yığını olarak burada durmuş oluyor ve halkın aslında ne ihtiyaçlarını karşılayan bir yerden yaklaşılan bir alana dönüştürüldü ne de kentin trafik sorununu, işte araçların park sorununu giderebilecek bir alan olarak işletilmedi ve işletilmiyor da şu an altı durumda, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Nasıl değerlendirilebilir? Yani burasının işini tamamen yıktılar, bambaşka bir şeye dönüştürdüler. Bu kocaman bir yer, kentin bu kadar trafik sıkıntısı varken buranın böyle atıl bir durumda olması kötü bir görüntü. Sevgili başkanımız da, eş başkanımız da dile getirdi. Aslında şu anda trafik problemi Van'da artık insanların sağlık düzeyini etkileyecek bir boyuta ulaşmış. Yani insanlar neredeyse artık hayatından bezmiş bir durumda. Aslında bu otopark küçük de olsa belki bir çözüm de getirirdi bu trafik sorununa. Fakat bu rant anlayışı, bu anlayış bunun önüne de geçti. Hemen buradan da biz nasıl bir rant elde edebiliriz anlayışıyla başka bir konumda değerlendirdiler. Elbette orada biz mülkiyet sahibi olmuş, yer edinmiş esnafımızın mağdur olmasını istemeyiz. Fakat biz hep şunu söyledik, şehrimizde büyük sorunlar var. Biz bu sorunları da halkımızla birlikte yöneteceğimiz için belediyeyi birlikte çözüm bulacağız. Birlikte bir çözüm üreteceğiz. Fakat bizim anlayışımız biliyorsunuz bu rant odaklı anlayışa karşıdır. Halkçı, toplumcu bir anlayıştır. Yani bu gibi durumları çözümünü halkımızla birlikte gerçekleştireceğiz. Burası kent meydanıydı Neslihan Başkan. Bu küçük bir bölümünü yaptılar. Burası, buraların aslında yıkılması gerekiyordu. Proje bambaşkaydı. Kayyum yönetimi burayla ilgili çok büyük vaatler verdiler. Hatta bayağı bir reklamları falan yapıldı ama görüyorsunuz küçük bir alan yapıldı. Beton alan yapıldı aslında ya. Bu daha reaksiyon ne yapılabilir burası? Reaksiyon projesi ne yapılabilir? Biraz daha buranın yapısına uygun, tamamen Türkiye ve Türk İslam sentezli bir
şey, renk ve motif çıkıyor karşımıza. Ne yapılabilir mesela kent meydanı için? Aslında kent meydanı projesi uzun bir dönemdir HDP'li belediyelerin, yani bu dönemdeden parti olarak mücadeleye devam ediyor. Merhaba Uzun Zuhair'im. Bir dönemdir Merhaba. Aslında bir kent meydanının olmayışını kendine dert eden ve böylesi bir projeyi geliştirmek isteyen bir yerdeydi DEM Parti. Çünkü kent meydanları halkların hafıza merkezleridir bir yerde. Halkların işte tepkilerini örgütledikleri, kültürel etkinliklerini gerçekleştirdikleri, bir araya toplandıkları, birlikte zaman geçirdikleri mekanlar. Ve Van 1,5 milyona yakın bir nüfusu var ve hala bir kent meydanı yok. Dolayısıyla aslında bizim de gündemimizdeydi ve bizim gündemimizde olan bu projenin kayyumlar döneminde siz de ifade ettiniz. Tamamen beton yığınına dönüştürülmüş ve halkın ihtiyacını gözetmeyen bir yerden projelerin geliştirildiğini ve Türk İslam Sentezi'nin tamamen uygulamaya geçirildiğini mekanları olarak görülebiliyor. Burada da aslında şeyi de ifade etmek gerekiyor. Burada halkın kültürel dokusu, halkın aslında kültürel dokusuna uymayan, gerçekliğini yansıtmayan bir kültür oluşturulmaya çalışılıyor. Sizler görüyorsunuz, birazdan aşağı indiğimizde orada açılan kermezleri, aslında Vanlı olmayan birçok esnafın getirilip burada hani kendi ürünlerini satabilecek alanlar haline de getiriliyor. Dolayısıyla oluşturulan bu kent merkezleri hiçbir şekilde Van halkının ihtiyaçlarını gözetmiyor. Burada mesela biz DEM Parti olarak burada bir etkinlik yapmak istediğimizde buna izin verilmiyor ama yandaş gördükleri, kendi düşüncelerine yakın gördükleri kişiler burada çok rahatlıkla eylem etkinliklerini gerçekleştirebiliyorlar. Dolayısıyla çifte standartın uygulandığı mekanlar haline getirildi böylesi alanlar. Biz de tam da bu sorunu çözen, halkın ihtiyaçlarına çözüm üreten bir yerden yeniden hafıza merkezlerimiz olan kent meydanlarını açacağımızı ifade edelim buradan. Teşekkürler. Merhaba. Çağınım başın. Sılav. Vekile başkanım. Bu başın inşallah. Hınış hocam bitti. Merhaba Zverim. Hınış hocam bitti. Meguem. Sılav ekibi dönme. Emin derbaz. Şimdi trafik, buranın trafiği ve insan yolu tamamen Cumhuriyet Caddesi ve Maraş Caddesi üzerinde. Son yıllarda 2 Nisan'da da böyle bir trafik yoğunluğu vardı. Artık bu caddelerin kaldırma imkanı yok şeyi. Şehri kaldırma imkanı yok. Çünkü bütün her şey buraya yığılmış durumda. Şehri dağıtmak, şehrin ekonomisini dağıtmak, iş yerlerini dağıtmak, biraz daha şehrin geneline yaymak için mesela ne yapılabilir? Sizin fikriniz nedir? Bu caddeler, özellikle bu caddelerin dağıtılmasına ilişkin. Yani maalesef bu imara aykırı çatlık yapılaşma ulaşımda da büyük sorunlara neden oldu. Ulaşım, imar, kentin diğer bütün sorunlarıyla ilgili biliyorsunuz. Merhaba Serçan var. Dinamikleriyle birlikte. Meslek odaları, sivil toplum örgütleri. Yani herkesin kendi alanıyla ilgili uzmanlarıyla bir danışma kurulu, bir danışma meclisi kuracağız. Ve trafik başta olmak üzere, imar başta olmak üzere bütün bu sorunları ortak akılla, toplumsal akılla kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlamalar hazırlayacağız. Yani bütün bu sorunlarla ilgili biz kısa vadede ne yapabiliriz? Orta vadede ne yapabiliriz? Uzun vadede ne yapabiliriz? Şimdi bütün bunları biz stratejik plan doğrultusunda tespit ettikten sonra hemen yapılabilecek işler var, orta vadede yapılabilecek işler var ve uzun vadede yapılabilecek işler var. Dolayısıyla eğer kısa ve orta vadede bizim arkadaşlarımızla birlikte ortaklaştığımız sorunların çözümüne yönelik adımlarda eğer yetersiz kalınıyorsa uzun vadede artık doğayı, çevreyi koruyarak, yatay mimari göz önünde bulundurarak yeni kent merkezleri oluşturabiliriz. Yani rant odaklı bir anlayışta değil, çevreyi, doğayı, halkçı bir koruyan, çevreyi, doğayı koruyan, yatay mimariye esas alan, halkçı, toplumcu bir yeni bir anlayışla yeni bir planlama ortaya koyacağız. Bunları da yaparken katılımcı bir anlayışla yapacağız. Sanat sokağı diyoruz ama sanat biraz sanki sanattan uzak yıllardır mesela bu şehirde yaşıyorsunuz, görüyorsunuz da. Mesela buna dönük nasıl bir ıslah planı yapılabilir? Bu sanat sokağının yeniden düzenlenmesi, sokak sanatçılarıdır, her gün etkinliklerin yapılabileceği, kültürel çalışmaların yapabileceği bir hale mesela nasıl dönüştürülebilir? İnsanların en fazla kullandığı cadde sokakta işte sanat sokağı.
Şimdi sanat sokağından bahsederken çok sanat parkını da geçmemek gerekiyor bence. Sanat adına bir şeyler yapıldığı düşünülmüş ama aslında sanat adına hiçbir şeyin olmadığı, tamamen belki çok betonlaşmadan vurgu yaptık ama aynısını burada da görüyoruz. Burası aslında daha yeşil bir alandı. Yani halkın gelip burada oturup biraz soluklandığı, hani güneş ışıklarından biraz kaçıp gölgelere sığındığı bir yerdi. Ama maalesef kayyum yönetimiyle birlikte, yani gördüğünüz gibi aslında tamamen beton yığınına dönüştürülmüş ve sanatı simgelediğini düşünülen kimi görseller, simgeler bırakılmış. Oysa ki baktığımız zaman hiç bizim kültürümüzü, Kürt halkının, burada yaşayan halkın kültürünü andırmayan, kültürünü temsil etmeyen bir yapılaşma. Dolayısıyla aslında kayyum politikası bunu inşa ederken ortadan kaldırdıklarına da bakmak gerekiyor. Çünkü buradaki merkezler, buradaki kültür merkezleri, kültürümüzü yansıttığı yaşam alanları, parklar ve yine hafıza merkezleri yok edilerek bu tarz şeyler yapılmak isteniyor. Tamamen kültürel yozlaşmaya dönük aslında alanlar geliştirilmeye çalışılıyor. Bu anlamda buraya bir ıslah, buraya bir çalışma yürütülecekse, bir politika yürütülecekse tamamen Van halkının ihtiyaçlarına dönük, Van halkının kültürüne, çok kültürlü yapısının ihtiyaçlarına dönük çalışmalar yürütülmeli. Dolayısıyla baktığımızda aslında burayı bir beton yığını olmaktan çıkarıp tamamen doğal bir yaşama dönüştürmek ve buranın kültürünü yansıtacak bir kültür sokağı haline getirmek, sanat sokağı haline getirmek gerekiyor. Bizim temel projemiz bu. Hem Kürt halkının hem burada bizlerle birlikte yaşayan halkların kendi kültürünü yaşatabileceği alanlar haline getirebilecek projelerimiz var. Ve burada ilk başta kültür sokağı, sanat sokağı dediğimiz sokakları tamamen bu halkın ihtiyaçlarına, kültürel ihtiyaçlarına dönük çalışmalar yürüteceğiz. Festivallerden tutalım da sokak gösterilerine, sokak müzik ve tiyatro gösterilerine, birçok etkinliği bu sokaklarda yapıp halkımızın kültürel ihtiyaçlarını gidermiş olacağız. Halkın bilgisini soracağız. 1500 metre yürüdük, yürüyemiyoruz. Evet. Artık röportajımızı Van Gölü'nün kıyısında devam edeceğiz. Sanırım sakin diye de. Evet. Nasıl buluyorsunuz seçim sürecinde? Daha yeni başlandı. Van'da böyle bir yürüyemiyoruz yani. Evet. Doğrusu halkın hep diri olan, hep canlı olan bir ilgisi var. Tabii şahıslar değişse de neticede bu partiye olan bağlılık, partiye olan ilgi olduğunu ifade etmek gerekiyor. Yani bizler şahsında aslında partiye olan ilginin bu kadar fazla olduğunu görebiliyoruz. Tabii bunun altında yatan birçok sebep var. Doğrusu bu ilgi, bu bağlılık, bu dayanışma duygusunu arttıran, yükselten birçok sebep var. Bunlardan en önemlisi de, ki bence en temel sebep, yani Kürt halkının uzun yıllardır aslında devam eden direnişi ve bu direniş karşısında sürekli yoğunca saldırılar, yani saldırıların hedefi haline gelmesi. Dolayısıyla Kürt halkına karşı ve dolayısıyla siyasi alana karşı böylesi bir saldırı hali gerçekleşirken halkın da partisinin etrafında kenetlenmesi, partisinin adaylarının etrafında kenetlenmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Özellikle de son dönemde kayyum politikalarıyla birlikte kendilerini temsil etmeyen, kendi iradesini yok sayan bu politikalara karşı kendi adaylarına, kendi partilerinin etrafında ciddi bir kenetlenme var. Dolayısıyla bu öfkenin örgütlenmiş hali olarak tanımlayabilirim. Bu ilgiyi, bu sahiplenmeyi, bu dayanışmayı tamamen kendi iradeleri olarak görmek, kendilerini görmek, kendilerini temsili olarak görmesinden kaynaklandığını ifade edebilirim. Siz ne demek istersiniz? Yani ben de sevgili eş başkanımıza katılıyorum. Yani halkımız her zaman kendi, yani biz kendimizi hep halkın hizmetkarı olarak tanımlıyoruz. Bu boyutuyla kendi hizmetkarlarına, kendi siyasal öncülerine her zaman çok büyük bir değer biçmiştir. Yani isimlerden, kişilerden bağımsız. Aslında bu bizim halkımıza karşı sorumluluğumuzu da arttırıyor. Yani dolayısıyla halkımıza biz hep onun için hep söylüyoruz. Ne yapsak azdır. Biz Van Gölü sahiline geldik. Evet. Orada çalışmalar yapılıyor, dip temizliği yapılıyor. Uzun yıllar burası neredeyse Van'ın en gözde yeriydi. İnsanlar işte kordona gelip burada geziyordular, balık ekmek yiyordular ya da işte buralar parktı. Tamamını kaç yıl önce işte bu hale getirdiler. Yeşil alan tamamen bitirildi. Sahil tamamen taşlarla dolduruldu. Van Gölü zaten çekiliyor. Orada dip temizliği yapmaya çalışırken birçok sazlık alan vesaire tamamen bitirildi.
Bu Van Gölü koruma eylem planına ilişkin neler söylemek istersiniz? Hangi genç başkanımız başlamak istiyorsa? Yani 2022'de Ocak ayında Büyükşehir Meclisi ile birlikte Edremit kıyısında yani onlarca hektarlık alan tamamen imar alanına açılmış durumda. Oysa ki kıyı kanununa aykırı bir karar. Yani hem baronun itirazlarına rağmen ki biz geldiğimizde biz de bunun hukuki sürecini takip edeceğiz, itirazlarımızı yapacağız ama şu an imar alanına açılmış durumda, rant alanına açılmış durumda ve buraya büyük ihtimalle kendi yandaşları için ticari işletmeler, kurumlar yapılacak. Ve onun dışında zaten Van Gölü kıyısını konuştuğumuz zaman baktığımızda DSİ kampından tutalım da işte jandarma alanına kadar kimi işte hem kamusal alanın elinde olan kimi işletmelerin atıklarının da Van Gölü'ne aktığını görüyoruz. Yani bunlara dair ne bir arıtma sistemi ne bir önlemin alınmadığını biliyoruz. Dolayısıyla büyük bir sorunla karşı karşıya. Bizler ne yapacağız buna karşı? Bir eylem planımız var elbette ama bu eylem planını geliştirirken sadece Van odaklı da bakmamak gerekiyor. Çünkü Van sadece Van'ın ilçelerine, Van'ın merkezine kıyısı olan bir göl değil. Aynı zamanda Bitlis'in de aslında birçok ilçesinde, 3-4 ilçesinde kıyısı olan bir yer. Dolayısıyla burada mücadele eden ekoloji hareketleriyle, çevre hareketleriyle, birlikte Van Gölü'nü koruma aktivistleriyle, onlar son dönemde gerçekten ciddi emek verdiler. Onlarla birlikte bir koordinasyon ekibi oluşturarak, meclisimize de ekoloji komisyonu oluşturarak mücadelemizi, eylem planımızı oluşturacağız. Başta dere ıslahları ve kıyı kanununu da devreye koyarak, ki kanunların olmasına gerek yok bence, bir doğal yapımızı, ekolojik sistemimizi korumak için. Bu bir vicdani ve toplumsal bir şeydir. Bu bizim kültürümüz gereğidir. Çünkü biz binlerce yıldır doğayla iç içe yaşayan bir topluluğuz. Haliyle buradan aldığımız ahlakla, kültürle, vicdanla yaklaşacağız ve bizim değerimiz olan Van Gölü'nü koruyacağımızı, yeniden ekosistemine kavuşacağının da planlarını, projelerini geliştireceğiz. Teşekkürler. İnsanlar Van Gölü'ne ulaşamıyor. Yani buradaki herhangi bir yurttaş yazlığınız olmadığı zaman ya da işte aracınız olmadığı zaman gidemiyorsunuz. Çünkü gittiğiniz işte en belirgin Tuşba'da Mola Kasım sahilleri var işte, ya da işte Akdamar arası civarlarında herkes özel mülküne çevirmiş sahili. İşte gidiyorsunuz, insanlar sizin orada yüzmenize izin vermiyor, bir piknik yapmanıza izin vermiyor. Hiçbir şekilde insanların sahile ulaşma, en azından yazın bu 3 ayını denizle buluşma konusunda gerçekten büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Yani insanlar yüzemiyor, bu kadar büyük bir engin bir deniz var burada ama insanlar bundan faydalanamıyor. Bunun için nasıl bir önlemler alınabilir? Bu özellikle yazlık ların bulunduğu tatil köyleri meselesinde nasıl bir önlem alınabilir? İkincisi, bu derelerin ıslahı ve arıtma tesisi. Büyük şatafatla işte arıtma tesisinin açılışı yapıldı ama sonradan öğrendi ki birkaç ünitesi çalışmıyor. Ve Van Gölü kirlenmeye devam ediyor. Ki insanların denizle buluşmamasının tek nedeninin bu kirlilik olduğunu söyleyebiliriz. Eskiden burada insanlar yüzebiliyordu, denize girebiliyordu ya da piknik yapabiliyordu. Neler yapılabilir? Yani burada tabii yine bu tekçi anlayışı görebiliyoruz. Yani bizim anlayışımız halkçı ve toplumcu bir anlayış. Dolayısıyla evet, kentimizin, şehrimizin hem tarihsel, hem kültürel, hem doğal güzellikleriyle halkımızı buluşturma sorumluluğumuz var. Evet. Yani bu konuda bu işlerde uzman, emek vermiş arkadaşlarımız, derneklerimizle birlikte Van'ımızın, kentimizin güzelliklerini halkımızla buluşturma, halkımızın hizmetine sunma. Tabii bunu yaparken de yine çevreyi, doğayı, ekolojiyi koruyarak kentimizin doğal güzelliklerini, kültürel yapılarını, kültürel güzelliklerini halkımızla buluşturacağız. Yani burada anlayış önemli. Yani katılımcılık önemli. Halkın refahını, halkın huzurunu, halkın özgür yaşamını, kültürel yaşamını düşünmek önemli. Biz bu düşüncedeyiz. Yani biz çok kültürlülüğü, çok kimlikliği, çok inançlılığı ve doğayı, çevreyi, ekolojiyi koruyan bir anlayışa sahibiz. Elbette yani bu boyutuyla biraz turizm boyutuna da bakmak lazım. Yani hem kentimizin Van Gölü başta olmak üzere kendi özgün yapısını, doğal yapısını koruyarak halkımızın ziyaretlerini açarken
hem yerel halkı hem de çevre illerden ya da yurt dışından gelecek insanlarımıza da kentimizin güzelliklerini, Van Gölü'nün güzelliklerini gösterme olanaklarından yararlanma imkanları da yaratabilmeliyiz. Yani bu aslında şu anda işsizlikle boğuşan, işsizliğe mahkum edilmiş, göçe mahkum edilmiş gençlerimize de doğayı, ekolojiyi, kendi kültürlerimizi, varlıklarımızı koruyarak iş istihdamı, iş fırsatları yapma olanağı da sunar. Yani bu anlayışla toplumcu, katılımcı, doğayı, çevreyi, ekolojiyi koruyarak kentimizin güzelliklerini halkımızla buluşturma çalışmalarımız olacak. Van Gölü'nün evet, yani bu iklim krizinin, küresel iklim krizinin yarattığı bir buharlaşmadan dolayı gölde bir eksilme var. Fakat sebep sadece bu değil. Evet. Yani Van Gölü'nü besleyen özellikle akarsularda, derelerde yapılan HES'ler, CES'ler, bu tür barajların ve Van Gölü'ne bir talan anlayışıyla bakılmasından kaynaklı işte kıyı kanunu yönetmeliğine aykırı bir şekilde imara açılması. Dolayısıyla bütün bunların önüne geçecek, bütün bu alanlarda uzman, kendini yetiştirmiş işte ÇEVDER gibi ya da diğer ekoloji dernekleriyle ortaklaşa, ortak akılla, kolektif bir akılla hem kentimizin bütün değerlerini koruyacak, bütün kültürel, sosyal, tarihi, doğal kazanımlarını, değerlerini koruyacak, aynı zamanda bunları da halkımızla buluşturacak bir anlayışla biz bu kısa, orta ve uzun vadede yapacaklarımızın arasında da elbette bu da var. Bizim Van Gölü'müz de, bütün doğal değerlerimiz de, kültürel değerlerimiz de bize emanettir. Bunu geleceğe taşıma, olduğu gibi koruyarak geleceğe taşıma sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzu da arkadaşlarımızla birlikte kolektif bir akıl, ortak akılla gerçekleştireceğiz. Kentlerin ruhları vardır. Yani bir şehre gittiğiniz zaman bir şehrin bir ruhu vardır. O ruhu hemen görüyorsunuz. Van'da biraz bu tarihi yapısı ve işte deniziyle, gölüyle bir ruhu vardır. Bu ruhun bitmesinden söz ediyoruz. Yani ruhun gittikçe kaybolmasından söz ediyoruz. Peki bu ruhu geri getirmek için, bu ruhu tekrar canlandırmak için neler yapılabilir? Hani Van Gölü'yle başlamışken Van Gölü'yle devam edelim. Ya tabii sizin de bahsettiğiniz gibi aslında her kentin bir kimliği vardır. Bir kültür yapısı vardır, tarihi dokusu vardır, bir kent estetiği vardır. Aslında bu kayyum anlayışı, yani bu eril tekçi anlayış hem bizim tarihsel dokumuzu, hem kültürel yapımızı, hem sosyal yapımızı ortadan kaldıran bir pratiğe sahip. Aslında bu sadece Kürt illerinde gerçekleşen bir anlayış değil. Bu Türkiye'nin batısında da. Yani talan anlayışıyla, rant anlayışıyla yaklaşılmasından dolayı kentlerin tarihini, kimliğini, kültürünü, estetiğini ortadan kaldıran bir anlayışla biz karşı karşıyayız. Dolayısıyla bugün Van'da karşılaştığımız manzara da bu. Yani Van'ın hiçbir kültürel yapısıyla, tarihsel yapısıyla, sosyal yapısıyla uyumlu olmayan bir imar anlayışı, bir planlama anlayışı, bir yönetim anlayışı, bir idare anlayışı. Yani buradaki doğaya, tarihe, buradaki insanların kimliğine yönelik aslında bir saldırıdır. Çünkü bu anlayış insanları kimliksizleştirme, çok kültürlülüğü, çok kültürsüzlüğe dönüştürme anlayışıdır. Dolayısıyla bunu yaparken de o kentin tarihini de yok ediyor. O kentin kültürel yapısını da, sosyal dokusunu da yok ediyor. Çünkü hedeflediği stratejik planlama bunu gerektiriyor. Dolayısıyla orada yaşayan halkın kültürüyle, kimliğiyle alakalı bir imar anlayışını ortadan kaldırıyor. İnsanları dayanışmayı, birbiriyle ortaklaşmayı ortadan kaldıran, kent kimliğiyle, kültürüyle uyuşmayan, eril aslında şiddete müktedir bir anlayışın da ortaya çıkardığı dikey bir yapılaşmayla, sosyal yardımlaşmayı, sosyal dayanışmayı aslında yatay mimariyle, biliyorsunuz bizim kentimizde müstakil bahçeli evler meşhurdu. Hem bu Kürdistan mimari tarihinde de bu böyledir, Anadolu mimari tarihinde de böyledir. İşte bu müstakil yapı, o kültürel yapı, o kimlik yapısını aslında ortadan kaldırmak için
insanları kutu gibi çevreden, yeşilden uzak, sadece betona ve kimliksizliğe, kültürsüzlüğe iten bir anlayışla yönetiliyor. Dolayısıyla biz elbette bunun karşısında yine kentin tarihini, sosyal yapısını, kültürünü koruyan, kentteki insanların bundan sonra da yaşarken yine bir dayanışma, kolektif, birlikte yaşama anlayışı, bir dayanışma anlayışıyla biz yatay mimariye esas alarak kentin, biliyorsunuz kentimiz ayrıca da birinci dereceden deprem bölgesi ve çok acılı depremler de yaşadık. Binlerce insanımız yaşamını yitirdi. İşte hem bu depreme dayanıksız, güvensiz, dirençsiz yapıları hızlı bir şekilde tespit edip yatay mimari ve kent kültürü, geçmiş kültürümüze de uygun olarak yatay mimari ile hem sağlam, dirençli kentler oluşturacağız. Tabii kentimizi sadece betona da boğmayacağız. Eğer bir kentin meydanları yoksa, bir kentin yeşil alanları yoksa, bir kentte yeşil yoksa sadece o binaların sağlam olması da yetmiyor. Evet, sağlam olur fakat sağlıksız olur. Dolayısıyla bütün bunlarla birlikte hem kendi kültürümüzü koruyacak, kendi tarihi yapımızı, kentin estetik yapısını da koruyacak ve tekrar kentimize bir kimlik kazandıracak pratiklerimiz olacak. Bir mekan üzerinde var olmaya başladığınızda aslında o sizin kimliğinizi de oluşturmuş olur. Öğrenmiş olduğunuz dili, şekillenmiş olduğunuz kültürel ortamı, her şeyiyle, yani o sizin varlığınızı oluşturmuş olur. Siz oradaki mekanın kökleriyle kendinizi var edersiniz ve kökleriniz gittikçe o mekan üzerinden kendini salmaya başlar. Dolayısıyla bizler mekanın ruhundan bahsettiğimiz zaman bu her zaman canlı bir hafızadır aslında. Hiçbir zaman yok olmaz. Her zaman bir öz savunma olarak kendini sürekli hatırlatır. Çünkü mekanın hafızası vardır, mekanın dili vardır, tarihi vardır. Yani canlı bir organizmadır mekanlar. Dolayısıyla bizler mekanlara baktığımız zaman ya da hem kişi olarak hem toplum olarak kimliğimizin şekillendiği yerlerdir. Dilimizin, kültürümüzün, yani bir bütünen varlığımızın şekillendiği yerlerdir. İşte tam da doğal toplumların evrilip kapitalist sistemin, kurumsal olarak aslında ulus devletin tam da hedef aldığı şey budur. Mekanın dilini, mekanın hafızasını, mekanın kimliğini yok ederek kişileri, toplumları kimliksizleştirmektir. O mekanın ruhunu yok etmektir. Dolayısıyla bizler de baktığımız zaman mesela Van kenti için nasıl bir mekan, nasıl bir kent, nasıl bir kent ruhu vardı dediğimizde hep aklımıza tarihsel dokusu gelir, ekolojik dokusu gelir. Çünkü medeniyetlere beşiklik etmiş bir yerdir. Birçok kültürün ortak yaşadığı, bir kimliğin başka bir kimliğe üstünlük sağlamadığı, hiyerarşinin belki olmadığı, insanların uzun bir dönem demokratik bir şekilde yaşadığı topraklar bunlar. Ama son 100 yıldır bakıyoruz, tamamen ulus devlet aklıyla şekillendirilmek istenen, başta dili, kültürü, kimliği yok edilmek istenen bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Ve bunu yaparken sadece fiziksel olarak bunu yapmaz. Size ait olan kurdu, kuşu, toprağı, suyun hepsini yok etmek ister. Mesela Van Gölü bunun en önemli örneklerindendir. İstemez, yani Van'a ait bir göl olsun istemez, Van'a ait bir dere olsun istemez, Van'a ait bir kale olsun istemez, bir iskele yolunun kenarında yeşeren ağaçları hınca hınç koparmak ister, yok etmek ister. Yani bunu birçok yerde görüyoruz aslında, sömürgecilerin ortak aklıdır bu. Dolayısıyla biz bunu somut bir şekilde Van kentinde görebiliyoruz. Ve bu birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İçerisinde yaşadığı birçok farklı kimliği aslında yok etmeye dönük bir politikadır. Dolayısıyla bizler baktığımızda temelde tarihsel dokusuna baktığımız zaman mesela bizim temel projelerimizden bir tanesi belki Der Meyrem Kilisesi'ni farklı kültürel yapıların kendini yaşattığı ve hatırlattığı, yeniden hafızalarını canlandırabilecek bir, yani dokusuna dokunmadan, hem tarihi dokusuna, kimliğine dokunmadan ekolojik bir yöntemle orayı yeniden revize edebilmek, yeniden restore edebilmek. Bunun gibi birçok örneği var. Van Gölü aynı şekilde. Van Gölü'nün kenarı, içinde Akdamar Adası ve Kilisesi var. Yani yeniden bizim mekanın ruhunu, kentlerin ruhunu o çok kültürlü, çok dilli, her kimliğin kendini yaşatabileceği bir şekilde yeniden o ruhu yakalayabilerek aslında yapmalıyız. Ve bunun için de birçok projemiz olacak. Yani eş başkanımız da ifade etti.
bir kentin etiği ve estetiği olabilmeli. Kentin estetiği olabilmeli. Estetik ve etiğe baktığımızda da ahlaki ve politik toplumun o özgürlük ruhuna, demokratik ruhuna denk gelir bu ilkeler. Ve biz de bu ilkeleri bütün bu toplum içerisinde bütün kesimlerin yeniden demokratik bir şekilde, özgür bir şekilde, eşit bir şekilde yaşayabileceği alanlara dönüştürmek temel hedefimiz bu. Buna dönük de birçok projemiz olacak. Bunlarla halkla birlikte, kadınlarla, birçok farklı kimlikte ve bu topraklar üzerinde yaşayan kesimlerle birlikte hayata geçireceğiz diyeyim ve bitireyim. Sizden kentin bir fotoğrafını çekmenizi isteyeceğiz. Yani gezdik, gördük bu özellikle kayyum tahribatları meselesi, kentin içerisinde yaşadığı ekonomik, sosyal, siyasal ve diğer birçok sıkıntı var. Ya bu sıkıntıları aşmanın belki belli yolları Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin sorumluluğunda, yani bunu aşmanın temel yolu. Hani bunu genel iktidardan koparmıyoruz ama kentin yerel sorunlarının aşmanın tek yolu Büyükşehir Belediyelerinin çalışmaları. Bize bir fotoğraf çeker misiniz bu şehrin? Evet. En temel sizce başlıca sorunları nedir ve bunun aşmanın yolu nedir? Bu soruyu cevaplandırmanızı isteyeceğim. Tabii bu 10 yıllık kayyum pratiği kentimizde büyük tahribatlar ortaya çıkarmış. Yani her anlamda büyük bir kırım var, bir kıyım var. Yani Van büyük bir şehir fakat baktığınız zaman şu anda bir köy görünümünde. Hem kültürel boyutta, imar boyutunda, ulaşım boyutunda, ekonomi boyutunda, sosyal anlamda, ekoloji anlamında büyük bir kırım var. Yani bir kültürel bir soykırım var diyebiliriz. Dolayısıyla Van'ın büyük bir birikmiş sorunları var. Yani Van gerçekten iyi yönetilmedi. Bunu zaten görüyoruz. Halkımız da bunu görüyor. Büyük bir tahribat da var. İmardan ulaşıma kadar, kültürden sanata, dile, ekolojiye kadar büyük bir yıkım var. Bunu biz görebiliyoruz. Yani bugün gözle görebildiğimiz en büyük sorunlarından bir tanesi işte bu imara aykırı yapılaşma, rant odaklı bir yaklaşım. Biliyorsunuz bölgemiz deprem bölgesi. Fakat hem deprem öncesi ya da deprem sonrası hiçbir hazırlık yok. Yani 10 yıldır hiçbir şey yapılmamış, hiçbir hazırlık yok. Bunu görebiliyoruz. İmara aykırı bir yapılaşma var. Zaten katılımcı bir imar da ortaya koymadıkları için yani imarın da düzgün olduğunu söyleyemeyiz. Fakat bu kötü imara da uyulmamış. Hep rant odaklı, sermaye odaklı bir anlayışla yönetilmiş. Yani halkçı, emekten yana, toplumdan yana bir anlayış yok. Dolayısıyla bu anlayışın ortaya çıkardığı sorunlar da var. Yani özellikle bu trafik, ulaşım sorunu hakikaten artık insanları canından bezdirmiş. Hem ekonomik olarak da büyük bir yükü oluşuyor insanlarımıza. Tabii ki biz bütün bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerimiz var. Yani özellikle ulaşım konusunda ekonomik, ekolojik, ucuz ve güvenli bir ulaşım planımız var. Bütün bunları hayata geçirecek planlamalarımız da var. Elbette bununla birlikte dile, kültüre yönelik, kadın kazanımlarına yönelik büyük bir yıkım var. Özellikle gençlerin işte göçe mahkum edilmesi, gençlerin apolitize edilmeye çalışılması, yozlaştırılmaya çalışılması ve büyük bir istihdam sorunu var. Yani büyük bir yoksulluk var kentimizde. Yani Van bu kadar jeopolitik öneme sahip bir yer. Yani burada İran gibi bir devlete sınır. Dolayısıyla hem ticari anlamda, hem ekonomik anlamda, hem turizm anlamında, hem tarım hayvancılık anlamında yapılabilecek o kadar çok şey varken bu halkın böyle yoksulluğa mahkum bırakılması, gençlerin işsizliğe mahkum bırakılması çok büyük bir sorun. Yani görüyorsunuz bugün Türkiye'nin batısında inşaatlarda yaşamını yitiren gençlerimiz var. Neredeyse her hafta bir tane gencimizin cenazesi kentimize geliyor. Artık 25-30 yaşına gelmiş, üniversite bitirmiş, mezun olmuş fakat halen babasından, abisinden harçlık almak zorunda kalan gençlerimiz var. Ya dolayısıyla bu bizim açımızdan çok büyük bir sorun.
Yani bizim öncelikli hedeflerimizden bir tanesi eş başkanlarımızla birlikte, bütün yönetim kademelerimizle birlikte bu işsizliğe mahkum edilmiş, göçe mahkum edilmiş gençlerimize üretim olanakları sunmak, iş imkanları yaratmak. Dolayısıyla bu büyük bir sorun. Doğa çok tahrip edilmiş. Yani ekolojik anlamda büyük sorunlar var. Arkadaşımız daha kapsamlı anlatır. Bu kadın kazanımlarına yönelik, kadın istihdamına, kooperatiflerine, kadın sığınma evlerine yönelik kayyumun çok büyük saldırıları var. Bu da büyük bir sorun. Dolayısıyla dilimize, kültürümüze, yani bizim aslında savunduğumuz değerlere aykırı bir şekilde aslında Van'ın kültürel yapısına da, çok kimlikli, çok inançlı yapısına da aykırı bir tekçi bir anlayış var. Dolayısıyla biz tekrar Van'ı işte çok kültürlü, çok kimlikli bir anlayışla, çok dilli bir anlayışla yönetmeye talibiz, yöneteceğiz de. Bütün bunlarla birlikte genel diğer sorunlar da var. Yani kültüre yönelik, dilimize, Kürtçe'ye yönelik çok ağır saldırılar oldu. Yani Kürt'e ait, Kürt'ün tarihine ait ne varsa bir kayyum kırımından geçirildi. İşte biz tekrar bu Kürt diline yönelik saldırılara karşın Kürt dilini de tekrar geliştirecek, büyütecek, toplumun hizmetine sunacak çalışmalarımız olacak. Kürt diline yaklaşım saldırı aynı zamanda çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilliliğe de saldırıdır. Çünkü bütün bu farklı kimlikleri Kürtler üzerinden bastırmaya çalışan, Kürtler üzerinden yok etmeye çalışan bir anlayışla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz tekrar Kürt dilini ve burada yaşayan bütün kimliklerin dillerini öğrenebileceği, kültürlerini geliştirebilecekleri çalışmalar içerisinde de olacağız. Kürt kültürüne büyük saldırılar oldu. Kürt şahsiyetlerine, değerlerine büyük saldırılar oldu. Parklardan dahi, caddelerden dahi isimleri silindi. Biz tekrar Kürt kültürünü geliştirecek, değerlerimizi sahiplenecek çalışmalar içerisinde olacağız. Kürt yayın evlerini, Kürt yazarlarını, farklı dillerde yayın yapan yayın evlerini bu boyutuyla tekrar eskisi gibi işlevsel hale getireceğiz. Dolayısıyla kentin birikmiş sorunları çok. Büyük bir yara var. Fakat biz bütün bu yaraları birlikte, halkımızla birlikte, meclislerimizle birlikte, bütün sivil toplum, ilgili meslek örgütleri, emek örgütleriyle birlikte ortak bir akılla çözeceğiz. Burada biliyorsunuz dezavantajlı gruplar yaşıyor, engelli yurttaşlarımız yaşıyor. Maalesef bu tekçi anlayış engelli yurttaşlarımızın erişimini de zorlaştırdı. Yani biz inşallah bu derneklerimizle birlikte bu engelli yurttaşlarımızın da hem kamusal hem özel yapılarda, hem park bahçelerde, açık alanlarda, hem toplu ulaşımda erişimlerini daha da kolaylaştıracak. Onların istihdamını da artıracak. Onlarla birlikte bütün altyapısal, üst yapısal planlamaları da yaparak kentimizi daha erişilebilir bir kent haline de getireceğiz. Birikmiş sorunlarımız çok, fakat bizim de birikmiş bir tecrübemiz var, bir fikriyatımız var. İnşallah birlikte başaracağız. Birikmiş. Başkan Mamut kendini ele. Birikmiş. Şimdi birikintilerden söz ettik. Birikmiş borç da var. Evet. Şimdi 3 milyardan yukarı, 3 milyar TL'nin üzerinde bir borçtan söz ediliyor ki ben son birkaç yıldır işte meclis kararlarına, tırnak içinde meclis kararlarına bakıyorum. Hesaplara bloke konulmaması için belediyenin kamu yararı kararı alınıyor ve bu bankalara iletiliyor. Bankalar bu kamu yararını gözeterek, tabii size yapmayacaklar, belediyenin işte ekonomisi ya da gelen parasına el konulmuyor. Ki sizin mesela 1 Nisan itibariyle sizin yaşayabileceğiniz belki de en büyük sıkıntı, en büyük bu kentin yaşayacağı en büyük kaos, kayyumların yarattığı borçlar ve işlevini tamamen yitirmez. Sizin çalışmalarınızın önüne engel koyma meselesi. Bu
halka umut da vermeniz gerekiyor. Bu şeyin, bu borcun üstesinden gelme, aynı zamanda bununla birlikte hizmeti üretme konusunda da sizin bir umut olmanız gerekiyor. Bu konuda neler yapmanız gerekiyor, neler yapacaksınız? Bu borç, bu kayımın yarattığı bu tahribatı nasıl gidereceksiniz ve aynı zamanda nasıl hizmet edeceksiniz? Elbette. Doğrusu tam da sizin bıraktığınız yerden belki devam etmek gerekiyor. Kamu yararı adına kimi kararların çıkarılıp krediler alınması. Biz de buradan soruyoruz, yani kamunun yararına neler yapılmış? Çünkü biliyoruz ki yapılmayan bir şeyin de ne yararı olur ne de halka bir hizmeti dokunur. Dolayısıyla bizler kayımların aslında yani hizmet etmek için ya da kamunun, halkın yararına bir şeyler yapmak için gelmediklerini gayet iyi biliyoruz. Çünkü merkezden yönetilen ve tamamen kendi çıkarları için, kendi menfaatleri için, halka ait olan tüm kaynakları kendi menfaatleri için kullanan ve belediyeleri bu doğrultuda büyük borç altına bırakmayı hedef eden, bunun için gelen, temel dertleri bu olan bir politika olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani siz de ifade ettiniz, 4 milyara yakın, hatta daha fazla olduğunu zaman zaman basından takip ediyoruz. Yığında bir borç var. Ve bizler gittiğimizde bu borçla nasıl çalışma yürüteceğiz noktasına gelince biliyoruz ki bu özel bankalar kayımlara böyle cömert davrandıkları gibi bizlere davranmayacaklar. Yani bunun da AKP'nin politikalarından çok bağımsız olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bizler hani hem ön seçim sürecinde halkla bir araya geldiğimiz zaman, hem ailelerimizi ziyaret ettiğimiz zaman, hem sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiğimiz zaman şöyle ki bir şeyle karşılaştık. Aslında toplumun kendisi, halkın kendisi belediyenin çok büyük bir borç batağında olduğunu biliyor. Dolayısıyla bizler hani halktan duyduğumuz temel şey şuydu. Bizler zaten işinizin çok zor olduğunu biliyoruz. Oraya gittiğinizde belki bir süre çalışamayacaksınız ama her türlü biz sizin arkanızdayız ve her zaman sizinle birlikte bu işin üstesinden, bu sorunun üstesinden geleceğiz dediler. Dolayısıyla biz halka moral olmaktan ziyade halk bize aslında burada büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oluyor. Ama tabii sadece bununla sınırlı kalacak değiliz. Bizler biliyoruz yani kayım politikası AKP'nin politikası aslında. Çünkü biz kayımları AKP'den bağımsız ele almıyoruz. Bugün her ne kadar sokak sokak dolaşıp işte bize oy verin, kayyum atanmaz, eğer bize oy verirseniz deseler de bizler aslında onların onayıyla AKP'nin kendisinin bir politikası olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şöyle bakmak gerekiyor. Kayyum politikası bu halkın kaynaklarını kendi çıkarları için kullanır. Dolayısıyla kayyum politikası sadece Van için geçerli değil. Bizler Amed'e, Elihe, Cöleberg'e baktığımızda da aslında çok yoğun bir borç batağıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz. Dolayısıyla bunun merkezden yürütülen bir politika olduğunu ve tamamen her defasında bizim partimizin, HDP'nin, şu an DEM Parti'nin alacağı belediyeleri yönetememe pozisyonuna sokma. Ama şöyle ki bir gerçeklik var. DEM Parti gücünü halktan alıyor. Arkasında bir halk var ve temel motivasyon kaynağı da halktır. Ama kayyumlara baktığımızda halktan olmayan, halk için bir şey yapmayan, aslında halkın adına değil ama halkın iradesini gasp eden memurlar olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi sadece şunu önümüze hedef koymamız gerekiyor. Bizler biliyoruz ki bunların yönetim anlayışı şeffaf ve halka açık bir şekilde değil. Dolayısıyla net bir şekilde belediyenin içerisinde neler döndüğünü de bilemiyoruz. Ama basına yansıyan kimi durumlar var ve Sayıştay raporlarına yansıyan kimi durumlar var ve biz de bunları takip ediyoruz basından. Mesela ihtiyaç dışı çok yüksek bir işçi alımının olduğunu, hem taşınırların hem taşınmaz malların satıldığını ve belediyeye ait hiçbir kaynağın bırakılmadığını görebiliyoruz. Hem ilçe belediyeleri açısından hem büyükşehir belediyesi açısından bunu ifade edebiliriz. Şimdi kayyumun yarattığı tahribatlar ve bıraktığı borç üzerinden devam edersek biliyoruz ki kayyumlar artık belediyeye ait hiçbir şey bırakmadı aslında ve aynı zamanda belediyenin içerisinde de belediye ile bağlantısı olmayan kimi kurumlara da çok ciddi akışın, bütçe akışının olduğunu görüyoruz. Şimdi bizler oraya gittiğimizde bu akışları durdurduğumuz zaman ve halkla birlikte hakikaten yol aldığımız zaman çok ciddi işleri de yapabileceğiz. Çünkü bizim temel belediyecilik anlayışımız sadece halkı, bireyleri belediyeye bağımlı kılan, belediyeden istihdam alanı sağlayan ve sadece buradan bir hizmet gören bir anlayışla yürütmüyoruz. Dolayısıyla halkçı, toplumcu, katılımcı belediyecilik derken her sokağa, her yereli, her evi de aslında yerel yönetimlere dahil eden bir yerden yaklaşıyoruz. Dolayısıyla yürüteceğimiz, yapacağımız her çalışmanın bir parçası aslında halk olacak. En temel parçası, en temel öncü gücü halk olacak. Dolayısıyla bu yöntemle gittiğimiz zaman bu borçları da
aslında halkımızla birlikte bir bu sorunun çözümünü de bulmuş olacağız. Ve en temelde yapacağımız şey gittiğimiz gibi hukuk komisyonları oluşturmak ve halka ait olan her bir kuruşun hesabını sormak olacak. Ve biz tekrar halkla birlikte görüştüğümüzde onların önerilerini aldığımız zaman kendilerinin talebi de buydu. Hukuk komisyonlarının kurulması ve bize ait olan her bir kuruşun hesabının takipçisinin de yani bu hukuki sürecin takipçisinin de olmasını istedikleriydi. Temelde bizim yürüteceğimiz strateji bu şekilde olacak ve yani şuna ek yapabilir miyim? Sömürge hukukudur. Yani ilk saldırdığı yer kadın kazanımları, kültürel dil ve Kürtlere ait ne varsa ilk saldırıldığı yer orası oluyor. Tabelalar indirildi, işte kültür merkezlerinin isimleri değişti. Kreş kapatıldı. Yani en basit, en masumane örneği de kreş. Çocuk kreşi kapatıldı ya da ismi değiştirdi. Böyle bir durum söz konusu. Yani bunu telafi etmenin yolu ne olacak sizde? Mesela siz bu kurumları yeniden nasıl canlandıracaksınız? Şöyle ki bizler kayyımları ele alırken, birer kayyım elemanı olarak onları ele alırken sadece ekonomik kaygıları, ekonomik nasıl söyleyeyim, ihtiyaçları üzerinden atanan memurlar olarak değerlendirmiyoruz. Çünkü bir soykırım memuru olarak, İşte asimilasyon memuru olarak, Kürt halkının tüm değerlerinin düşmanlığını yürüten elemanlar olarak, özel savaş elemanı olarak değerlendiriyoruz aslında. Dolayısıyla baktığımız zaman ilk hedefi aslında bu toplumun kültürel dokusuna hedef almak. Bu toplumun öncü ve politik özne olan kesimlere hedef almak. Dolayısıyla bu toplumun politik öznesi olan kesimler kimlerdir? Kadınlar ve gençlerdir. Kadınlara ve gençlere dair yaptığımız, yani HDP belediyeleri döneminde yapılan bütün çalışmalar feshedildi. Sadece feshedilmekle kalmadı aslında. Oradaki hafızayı da yok eden politikalar yürütüldü. Mesela bizler Haçort'ta en temel bildiğimiz yer Nuda Kültür Merkezi'dir ve Nuda ismi bu toplum için bir değerdir. Yani Berivan Kültür Merkezi ve Berivan bu toplum için bir değerdir. Rojin bu toplum için bir değerdir. Alyani Kurdi bu toplum için bir değerdir. Taybet İnan yine bu toplum için bir değerdir. Ve bizim hafızamız saklıdır o mekanlarda. Orada bizim tarihimiz saklıdır. Dolayısıyla Kürt tarihini yaşamasın, Kürt dilini yaşamasın, Kürt kimliğine kavuşmasın üzerinden yürütülen bir politika var. Dolayısıyla bu kurumlara saldırı aslında özgür bir toplumu inşa etmemizin fikriyatına bir saldırıydı. Çünkü bizler kadın yaşam alanlarını geliştirirken orada her bir kadının şiddet ortamından uzaklaşması, kendini istihdam edebilecek ortamlara girebiliyor olması, bu istihdam alanının öncüsü olabilmesi, yine üretim atölyelerinde üretimini gerçekleştiriyor olması özgür kadın kimliğine yapılan bir saldırıydı. Yine gençlik merkezlerimizdeki yürütülen örgütleme çalışmalarına dönük bir saldırıydı. Dilimize dönük bir saldırıydı. Haliyle bizler kayyumu öyle sadece sıradan atanan memurlar olarak değil, bir kültür kırım elemanı, bir dil kırım elemanı, yani kimliğimize saldırının geniş çeperden ele alınmış bir özel savaş eleman olarak değerlendiriyoruz. Çünkü biz şunu vurgulamazsak eksik kalır. Bizler biliyoruz ki iki dönemdir kayyum politikası yürütülüyor ve bu iki dönemle birlikte bizim toplumumuz ahlakıyla, kültürüyle, dayanışmacı ruhuyla bir ahlaki çöküntüye uğratılmak isteniyor. Çünkü yurtseverliğin, kültürel dokunun, Kürt dilinin, kültürünün en yoğun yaşandığı ve yaşatıldığı alanlarda şu an özel savaş elemanları yani cirit atıyor. Dolayısıyla bir dönemler aslında o sokaklara uyuşturucu giremezken, o sokaklara da aslında ajanlaştırma yapılamıyorken, o sokaklarda işte kadınlar hedef alınamıyorken, gençlik hedef alınamıyorken kayyum politikalarıyla birlikte şu an o sokaklar da gasp alanı haline geldi. Sadece iradenin kendisini geniş çeperden ele aldığımızda her bir gencin, her bir kadının özel savaş politikalarının hedefi haline gelerek bir çöktürme, bir ahlaki çöküntüye uğratma meselesini biz şu an kendi topraklarımız üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Sadece Van kenti için değil, aslında Kürdistan'da bir bütünen yürütülen bir politika ve bunu kendini yönetememe, iradeyi yok sayma, kendine yetememe, kendi için üretememe, kendi toplumuyla ilgili söz kuramama, sözünü gerçekleştirememe politikası üzerinden yürütüldü.
bu sebeple yerel yönetimler politikamız hedef alındı. Çünkü yerel yönetimler politikamızda kadın iradesiyle yereli yeniden örgütleme, demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir paradigma ile aslında biz kentleri yeniden inşa etme, yeniden yürütme hedefiyle belediyecilik anlayışımızı geliştiriyorduk. Ve ciddi anlamda toplumsallaşma da bu kanal üzerinden gerçekleşiyordu. Tam da bu fikriyat üzerine aslında kayyumlar atanmış oldu. Ama biz biliyoruz ki 31 Mart'ta bizim en mega projemiz kayyumları evlerine geri göndermek, Ankara'ya geri göndermek olacak, böyle diyelim. Sıcak yere gönderiyorsunuz yani. Bazıları saraya gönderiyoruz. Çok, orası konforu çok yüksek yani. Bence daha farklı yerlere göndermek yani gerekiyor. Evlerine göndereceğiz artık. Yani DEM Parti geleneğinden gelen partilerin geleneği ve aradaki 10 yıllık kesinti. Bunu nasıl birbiriyle buluşturacaksınız? Belki kısa olarak bunu ne diyebiliriz? Hani o aradaki fark, o aradaki yıkım, talan, onu telafi etmek ve o ikisini buluşturmak nasıl olacak? Kısa olarak. Yani evet, 10 yıldır bir kayyum anlayışı var. Fakat bizim halkımızla bağımız, bizim fikriyatımız, bizim halkımızla diyaloğumuz, savunduğumuz fikriyat olduğu gibi devam ediyordu. Elbette bu 10 yıllık süreçte bizim daha da çok tecrübelerimiz oldu. Bizim daha çok tespitlerimiz oldu. Evet, bir tahribat var, bir yıkım var. Fakat bizim bütün bu tahribatın üstesinden gelebilecek gücümüz var. Yani biliyorsunuz, siz bizim mücadele geleneğimizden bahsettiniz. Biz mücadele geleneğimizde çok defa bundan daha ağır süreçlerden de geçmişiz ve her zaman da küllerimizden doğmuşuz. Yani dolayısıyla biz tekrar küllerimizden doğacağız. Demokratik ulus paradigması modelini biz bütün kentlerimizde uygulayacağız. Halkımızla birlikte kentlerimizi ayağa kaldıracağız. Halkımıza layık hizmetler üreteceğiz. Biliyoruz, evet, ağır bir tahribat var, derin bir yara var. Fakat bütün bu yaraları saracak, tedavi edecek dermanımız da var. Bizim en büyük gücümüz fikriyatımız, en büyük gücümüz halkımız, toplumcu, katılımcı anlayışımız. Halkımız müsterih olsun. Biz kendimize de, arkadaşlarımıza da, halkımıza da güveniyoruz. Biz bu halkın evlatlarıyız. Burası bizim kentimiz, bizim vatanımız, bizim şehrimiz. Dolayısıyla bizim evimiz. Bir insan kendi evine nasıl hassasiyetle, özenle yaklaşıyorsa, bizim anlayışımız da, bütün arkadaşlarımızın anlayışı da budur. Biz de bu anlayışla yaklaşıyoruz. Kendimizi, bu kentimizi bu kayyum gaspından kurtaracağız. Belediyelerimizi yeniden halkın belediyeleri yapacağız. Van'daki 14 belediyenin 14'ünü de yüksek bir oyla alacağız ve halkımızdan layık olduğu hizmetleri gece gündüz bütün arkadaşlarımızla 24 saat çalışıp halkımıza layık hizmetler ortaya koyacağız. Teşekkürler. Ben bir genç olarak bu memlekette 8 yıldır hiçbir konsere gidemedim. Hiçbir konser yapılmadı ya da bizim kültürel olarak uyuşabileceğimiz, müzik olarak uyuşabileceğimiz bir konser yok. Bu şehrin bütün gençleri neredeyse öyle düşünüyor. Bu aynı zamanda kültür yıkımı da vardı. Yani o eskiyle buluşturma meselesi, biraz daha festivaller, işte bu kente daha farklı sanatçıların kültürel olarak bu dokuyla uyuşan insanların getirilme meselesi falan. Gençlere özel olarak mesajınız, halka, gençlere ve kadına özel mesajınız nedir sizin? Ya aslında şunu vurgulamak gerekiyor. Her türlü politikaya karşı baş kaldırmış bir halk gerçekliği var Van'da. Az önce de ifade ettik, yeni Osmancılık fikriyatıyla birlikte burada birçok etkinlik yapılıyor. Mesela mehter marşlarıyla birlikte sokaklarda geziliyor. Farklı farklı etkinlikler. Ama görüyoruz ki her defasında Van halkı buna çok güçlü bir tepki gösteriyor. Yapılan hiçbir etkinliğe halk gitmiyor. Şu an belediyeler kayyum gaspı altında ama belediyeler hiçbir zaman halka açılmadığı için halk da belediyelere uğrama ihtiyacı duymuyor ve hasretle DEM Parti'nin belediyelere gelmesini bekliyorlar. Dolayısıyla gençlik açısından da, yani bu gençlik açısından da durum böyle. Ve uzun bir dönemdir aslında Van'da yasaklama süreci var. Bütün eylem, etkinlikler, konserler yasaklanıyor ama bu sadece DEM Parti için geçerli oluyor bu yasaklama. Bizler bu yasaklamaları tanımadan, başta bunu ifade edelim, buna karşı toplumsal bir refleksi güçlü tutarak bu yasaklamayı da kıracağız. Ve belediye olarak başta kendi kültürel
simgelerimize, kültürel dokumuza denk gelecek etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Gezici festivaller, doğa festivalleri, kültürel festivaller, sanatsal tiyatro festivalleri gerçekleştireceğiz. Ve bu turnelere gençliğin kendisi aslında eşlik etmiş olacak. Kendisi bu turneye çıkmış olacak ve bu imkanları da sağlayacağız. Dolayısıyla kendi kültürleriyle, kendi dilleriyle, kendilerini yansıtan bütün etkinlikler, kültürel etkinlikler bizim öncülüğümüzde gerçekleşmiş olacak ve onların da aslında kararıyla, onların da isteğiyle birlikte. Bunu yapmak için 31 Mart'ta başta kayyum gaspından kentlerimizi kurtarmamız gerekiyor. Ve bizim yaklaşık 50 yıldır inancını, ruhunu, motivasyonunu aldığımız bir direniş mücadelemiz var, geleneğimiz var. Yine bu direniş ruhuyla, bu direnişin inancıyla ve motivasyonuyla 31 Mart'ta giderken ev ev, sokak sokak, kapı kapı çalışarak gençlerle, kadınlarla, halkımızla birlikte omuz omuza vererek bütün bu kayyumları kentimizden süpürmemiz ve göndermemiz gerekiyor. Yeniden toplumsal değerlerimize kavuşmamız için, yeniden dilimizle eğitimimizi görebilmemiz için, Kürt dilimizi bütün toplumun alanlarında ön plana çıkarabilmemiz için, kadınların sokaklarda, her yerde özgürce gezebilmesi için, ekolojik tahribata son verebilmek için 31 Mart'ta kayyumları bu kentten göndereceğimizin sözünü veriyoruz halkımıza. Eş başkanımız ifade etti, ben de bir kez daha vurguluyorum. 14 belediyemizi de çok yüksek bir oy oranıyla alacağımızı ve başaracağımızı, büyük kazanacağımızı ifade edip bitiriyorum.